bundan sonra bu adamla ilgili herhangi bir şey olduğunda lütfen beni ve kız kardeşimi rahatsız etmeyin. Kızım. Kolay gelsin. Dur dinle. Affet beni kızım. Evde kalayım ne olur. Gidecek yerim yok. Baba yeter. Yeter baba. Ayşe. Senin ne işin var burada? Cüzdanım çalınmış. Sen mi çaldın? Ayşe ne oluyor? Ne işler çeviriyorsun bu adamla? Bir şey yok. Sonra konuşacağız, anlatırım. Baba dedim, baba duydum. Hani tesisatçıydı? Tamam, maalesef babam Hakan. Sonra konuşuruz. Ayşe, bu adam senin baban değildi. Maalesef babam Hakan. Bir hesabım var kapatmam gereken, anlatacağım. Ama sonra. Sonra falan yok, şimdi konuşacağız. Sen buradan direkt otele geçiyorsun. Bir yere gitme. Geleceğim ben. Ben size vereyim. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Az önce burada yaşlı bir adamı bindirdik. O aracın şoförünü arıyorum. Nereye bıraktığını soracaktım. Sen insan mısın lan? Ha? İnsan mısın sen? Hiç utanma, arlanma yok mu sende? Şu kız olmasaydı hapse attırırdım seni. Sittin sene çıkamazdın. Yemin ederim sıkıştım. Borcum vardı, döveceklerdi. Ekmek Kur'an çarpsın zor durumdaydım. Ekmeği Kur'an'ı ağzına alma! Ben sana yapacağımı bilirdim de... yat kalk Nihal'e dua et. Bana bak. Bana bak! Bu kızı bir daha üzersen... canını yakarım. Canını yakarım! Şu operasyon bitene kadar ortalarda görmeyeceğim seni bir daha. Şimdi pılını pırtını topla. Artık memleketine mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan. Amirim, otobüs param olsa giderim yemin ederim. Sen gel diyene kadar da gelmem. Ben şu işin arkasını temizleyeyim. Caner, dinle beni şimdi. Nihal'in adı hiçbir resmi kayıtta çıkmayacak. Her yerden silin. Rasim'in Nihal diye bir kızı yok. Hatta hiçbir kızı yok. Tamam. Hadi koçum. Ya o adamın sizle işi olduğunu nereden bileyim kızım? Oraya gelen biri zannettim. Maaşından sabah kalan son kuruşlardı bunlar. Ama yeter ki git. Tamam mı? Bak ben burada hırsızlarla, katillerle uğraşıyorum. Canımı dişime taktım işim için. Baba ben en büyük golü senden yiyorum. Sen benim hayattaki en büyük sınavımsın. Baba, bir daha karşıma çıkarsan... hak ettiğin muameleyi görürsün. Tamam mı babacığım? Hallettim, merak etme. Hakan seni bulamaz artık. Tamam Sedat abi, sağ ol. Hadi.
Selamünaleyküm. Rasim burada mı? Çıktı şimdi. Ne zaman gelir? Ne bileyim, gelir herhalde. Hakan, beni sıkıştırıp durma. Ayşe kafamı tas atıyor. Bak ben gelemem. Ya ne? Ne duymak istiyorsun? Babam hırsız. Tamam mı? Rahatladın mı Hakan? Bunu söylemek çok mu kolay zannediyorsun? Baban Rasim'si öbür adam kimdi babam dediğin? Ya bak ben senelerdir bunu saklıyorum. Kimse duysun istemiyorum ve sen bil hiç istemiyordum. Rasim benim gerçek babam. Doğan babam beni büyüten babam. Annem hamileyken babam ortadan kayboluyor. Doğan babam beni kabul ediyor. Kendi kızı gibi büyütüyor sağ olsun. Tamam mı? Oldu mu? Şimdi Rasim ortaya çıktı. Ve kurtulamıyorum. Ne zaman öğrendin? Ayşe. Ayşe. Yani zor olmuştur babanın başka birisi olduğunu öğrenmek. Zordu. Ama en azından herkesin öğrenip senin arkandan fısıldamasından... ya da bir silgi çalındığında senin suratına bakılmasından daha zor değildi. Benim de aklımdan neler geçti? Ne geçti? Ne geçti aklından? Ben onunla bir oldum. Senin cüzdanını mı çaldım? Bu mu geçti? Bak Hakan, ben öyle biri değilim. Tabii ki değilsin. Ben sadece babamdan utanıyorum. Bu kadar. Ve senin de öğrenmeni hiç istemezdim. Ben de aramızda sır olmasın. Benden utanma istiyorum. Tamam? Hadi gel, seni eve bırakayım. Lütfen.